Selamun Aleyküm değerli tespit sever arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim inşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizlerde iyiyiz. Son gaz hızla devam ediyoruz. Güzel bir pazara güzel bir video çıkarma fikriyle geldik. Şimdi elimizde 4 tane maskot tespih var. Maskot tespihleri çok soruyordunuz ve ben bulamıyordum fazlasıyla. Çünkü maskot tespih çok zor bulunan tespihler arasında ve fazla satılmıyor da diyebilirim. Satılmıyordan kastım düzgünlüğü bulamadığımız için fazla satılmıyor. Şu an iki çeşit tesbih buldum. Birincisi sedir ağacı tesbih. Usta işçilikti. Ustası Mustafa Çolakça usta. Şöyle sikkesi sistemi her şey mevcut. Mükemmel bir çekimi olan çam familyasından olan bir tesbih. Çam familyasından olan oturdan olan bir tespih. Bu çam familyası 4'e 5'e falan ayrılıyor ve bunların çeşitleri var. Tabii ki biz çeşitlerini o kadar detaylı bilmediğimiz için sizlere o kadar detaylı anlatamayacağız. İki tane de elimizde kuka var. Şöyle kullanılmış eski, gerçekten değerli, güzel kukalarla sizlerle beraber şimdi anlatıma geçeceğiz. Bu tarz ürünlere ulaşmak istiyorsanız açıklama Instagram adresimi bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bu ürünlere sahip olabilirsiniz. Ama videoyu başlamadan önce sizden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Çünkü bakıyorum her video beğenisi 50 yüzü geçiyor. Ben de çok mutlu oluyorum ve devamlı video çekme isteğim geliyor. Sizlere yeni tespih bulup tanıtıyorum. Artık çoğunuz biliyorsunuz bundan sonra ekiş değil tek işimiz tesbih oldu deyip başlamak istiyorum. Öncelikle şöyle sedir ağaçlı tesbihlerden başlamak istiyorum. Tek tek ölçülerini verip sizlere tanıtmak istiyorum. Mustafa Çolakça usta işçilikli bir ürün. Bir esnaf dostumuzdan aldık bunu. Hemen şöyle bir ölçüsünü vereyim kaç milimmiş? 14 milime 13,5 milim ölçülerinde komple usta işçilikli sistemli çıtır çıtır çekimi olan doğal bir ürün. Şöyle Tahmin ettiğim üzere Sedir Ağacı genellikle çoğumuzun koleksiyonunda yoktur. Ben de olsun diye getirdim. Bundan sonra da değişik değişik ağaçlarda tespitleri getireceğim. Hem maskot hem 33'lüsünü getirip sizlere tanıtacağım. Maskot dediğimiz şey 17'li bileğe dolanan, rahat çekilen, günlük kullanıma ideal olan bir ürün. Hele ki bu ürün doğalsa doğal seven dostlarımız tabii ki mevcuttur. Sadece doğal koleksiyonu yapan, doğal toplayan bir sürü ürünümüz var, ustamız var koleksiyonlarımız var. Şöyle elime de ne bu çikolata bulaşmış galiba. İftarda sonra çikolata yedik ya. <laughs> Ağzımız tatlansın diye. Evet şöyle doğal bir tespihimiz zaten net bir şekilde de belli oluyor. Çok da güzel bir ürün. Günlük kullanıma, koleksiyona çok özel bir ürün diyebiliriz de sedir ağacı. Aynı şekilde bir tane daha var. Şöyle bunu da göstermek istiyorum. Bu da Mustafa Çolakçı Usta işi. Bu sedir ağacı olmayabilir ya. Şu sedir ağacı bundan eminim de. Şu sedir ağacı olmayabilir. Bunu bilenler yazsın ya. Bunu şu tespihi bilenler bize bir yazsın. Ne olduğunu. Bakalım bir de böyle yapalım. Bir kere daha yapmıştık öyle bulmuştuk. 16 milime 13 milim ölçülerinde. ikisinde de sedir ağacı diye aldım. Ama bence bu sedir ağacı değil. Bu daha farklı bir ağaç. Çünkü çekiminden tutun. Görüntüsüne kadar daha güzel olan bir tür. Çıtır çıtır çekim olan maskot. Şöyle hop bilek bileğe geçen imzası, sikkesi, her şey mevcut. Ustasına gidip sorabilirsiniz. Çok güzel kullanımı olan ideal bir ürün. Dükkanda kalsa da olur diyebileceğim ürünlerden birisidir. Ama ben ne yapacağım? Bunu uygun fiyata aldım ve uygun fiyata değerli bir koleksiyoner dostuma sahiplendireceğim ki daha yeni tespitler, daha güzel tespitler elimize gelsin diye. Şöyle iki tane kuka tespimiz de bir koleksiyoner bizi takip eden dostumuzdan aldık. Dostumuz da Umut Çetinkaya. Ona da Allah razı olsun her videomuza yorum atar, beğenir, destek verir. Ondan aldığımız iki tane kuka çekimi çok güzel çıtır çıtır çekimi olan üst düzey bir ürün kendisi kullanmış renkte aldırmış gerçekten söylüyorum çekimi çok ideal bir çekim var ele batmıyor herhangi bir şey yok günlük bileğinize takıp rahat bir şekilde bu ürünü kullanabilirsiniz koleksiyonunuza da katabilirsiniz ufaktan bir sistemini değiştirmeniz gerekir ya da şöyle güzel bir gümüş tek böyle kral bir gümüş yapıp da yedek abdesinde koyarsanız şahane bir ürün olacağından emin olabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi ürünlerimin hepsi ama hepsi iade garantili. Çünkü ben sizlere kendim kullanmayacağım, koleksiyonuma koymayacağım ürünleri de asla tanıtmıyorum. Şöyle bir sistemin hitamet çivisi olmayan şöyle bir kukamız var. Ama şu kukanın da bir ölçüsünü verelim öncelikle. Bir yanlışlık olmasın. 16 milime. 12 milim ölçülerinde şu maskotumuz. Hemen bu maskota geçmek istiyorum. Başlamadan da ölçüsünü verelim. Bir yanlışlık olmasın. 13.5'a 9.5 ölçülerinde kapsül çıtır çıtır çekimi olan çok güzel tekli kullanıma da çiftli kullanıma da ideal kullanılmış eski renk almış güzel bir koleksiyonluk tespih buna da aynı şekilde tek bir tane imame şey tek bir tane habbesiyle güzel bir gümüş püskül yapıldığında koleksiyonda renk katacak ürünlerden birisidir. Doğal mı yoksa sıkma tarzı şeyler mi önerirsiniz diye bana genellikle soranlar oluyor. Şimdi bu tespitleri elime aldığımda bakıyorum doğalın ayrı bir güzelliği bu sentezin kimyasalın ayrı bir güzelliği var. Değer açısından bakarsak doğallardan daha çok sentetiklerin değerlendiğini günümüzde görmekteyiz. Çünkü bakıyoruz mesela 15-20 yıllık kukalara ve 15-20 yıllık sıkmalara baktığımızda tabii ki sıkmaların daha çok değer kazandığını fazlasıyla görüyoruz. Sadece ben değil sizler de görüyorsunuz. Ya yani eksik bilgimiz ya da eksik yanlış bir bilgimiz olabilir. Bunları da sen yorumlarda düzeltiyorsunuz ve eleştiriye her türlü açık olduğum için sizlere saygı duyuyorum. Ama benim gözümde kullanım açısından en güzeller doğallardır ama değerlenme açısından ise en güzel olan sentetik malzeme, malzemedir diyebilirim sizlere. Ama sentetikten sentetiğe de bir fark var. Şimdi böyle bir tespih topladığınız zamanlarda günümüzde gelip de tespihlerinizi 3 kuruşa sattığınızı görüyorum ya da bana yazdığınızı biliyorum. Bana satmaya çalışanlar da oluyor. Ama tespih sahibine özeldir ve sahibinde güzeldir. Bu sizin pazarlama aşamanıza bağlıdır. Mesela şu iki tane maskot kukaya aldınız. Birer tane kral zincir gümüş zincir taktırıp birer tane de yedek kapmesini taktırdınız. Fiyatı size kalmış bir tespitçiye götürdüğünüzde tespitçi sizden 50 lira da isteyebilir 100 lira da diyebilir ama sadece gümüşü belki o para edecektir. Sizler moral bozuk da bu para etmiyormuş deyip hızlıca elinizden çıkarmanızı önermiyorum. Tespihe sizin fiyat biçmeniz gerekir. Mesela örnek diyorum şu tespihi 500 liraya aldınız. 400 lira, 300 liraya aldınız. Şu tespihe sizin değer biçmeniz gerekir. Bir de gümüş taktırdınız. Biraz daha masraf yaptınız. Et günlük kullandığınızda emekle verdiğiniz bir yerlere gittiniz anı anınız olduğu dert paylaştığınız bir şeyler olduğu günlük kullandınız. Şimdi tespitçiye getirdiğinizde tespitçi bunu bilmediği için sizden uygun rakamı alıp daha pahalı rakamlara bunu satacağına emin olabilirsiniz. O yüzden sizler istediğiniz rakamları aklınızda kurun. Deyin ki ben mesela buna 700 lira istiyorum ki az da pazarlık payı koyun. 500 liraya vermeye bir kapınız olsun ya da 1000 lira isteyin ki 750 liraya vermeye kapınız olsun. Satmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi tespitçileri satarsanız onlar da üzerine kar, vergi, osu, busu, sürü şeylerini koyacağı için sizden uygun rakama alırlar ve pahalı rakama da satarlar. Sonra onlara kızmayın. Onların da yapabileceği bir şey yok. Doğal ağaç mesela doğalları fazla tespitçiler üzerinde bulundurmaz. Dükkanında bulundurmaz. Tespitçi dediğimiz adam en çok satılan ürünleri bulundurur. Onlar da kuka, fiber, sıkma kehribar tarzlarıdır diyebilirim sizlere. Şu tarz doğal bir koleksiyon dizmeye düşünüyorsanız değişik ağaçlarda doğal bir koleksiyon dizmeye düşünüyorsanız sizlerden ricam var şu her türlü ağaçtan bulundurun ve her türlü ağaç hakkında ustası hakkında bilginiz olsun. Bilginiz olsun ki siz gittiğiniz zamanlarda ya da internetten bunları sattığınız zaman da tekrardan tespih seven bir insana tespihten anlayan bir insana sattığınızda anlatımınız kolay olsun. Siz ne kadar güzel ve özenle anlatırsanız aldığınız şeyi anıyı anlatırsanız o zaman tespihiniz daha da değerleşir. Her tespihinize benim nacizane size ufak bir kardeşiniz olarak tavsiyemdir. Her tesbihinize bir anı, bir değer yükleyin ki tesbihi sattıran anısı ve değeridir. Şimdi bir üstadımız dükkana girdiğinde bize diyor ki bu tesbih babamdan kaldı. Babam ise amcasından almış. Amcası cezaevinde kullanmış falan filan diye anlattığında o tesbih bizim gözümüzde daha değerli oluyor. Çünkü bir hikayesi var. Biz de onları tanıtırken hikayesiyle tanıtıyoruz ve ekstradan hikaye onun üzerine double double bir değer katıyor diyebilirim sizlere. Dört tane tesbihle anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu tespitlere ulaşmak istiyorsanız açıklamadaki Instagram adresimden benimle iletişime geçip ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, görüşme dileğiyle.